Salamlar. BBC O'zbekni Facebook va YouTube'dan bizni tomosha qilib turgan barcha azizlarga yaxshi kayfiyat tilab salomlarimni taqdim etaman. Bugun bizni studiyamizda Turkiyadan yosh yozuvchi Xotira To'g'ri biz bilan mehmonda. Xotirajon, xush kelibsiz. Birinchidan sizni Afsun kitobining yozib chiqarishingiz bilan tabriklab qo'yaman. Bu kitob haqida bizga aytib bersangiz, Afsun aslan nima haqidadir? Xush bo'ldik. Tashakkur qilaman da'vatingizdan. Afsun afg'on qizlarining sesi, mojir bo'lib Rossiyaga ketgan bir qiz va 15 yoshiga 16 yoshigacha Rossiyadan Rossiyaga yashayib, sonra Afg'onistonga past qaytib borgan bir qiz. Uning hayoti, zindagisi, nima raqam o'tibdi, Afg'onistonda nima saxtliklar bilan muboriza qiladi va nimalarni ko'radi, uni borasiga bir roman. Ya'ni bu Afsun kitobi haqiqiy bir hikoyami yo to'qimami? Afsun meni hamsinfim. Maktabdan hamsinfim. Uning uchun Afsun haqiqiy bir hikoya. Va Afsunda o'tgan har hikoya Afg'onistondagi butun qizlari zindagi nomasi bir shaklda. Afsun bilan qachon bu do'stingizni qachon qayerda tanishdingiz va nima sabab bo'ldi siz bu haqda yozsangiz? Biz Afsunda maktabga tanishdik avval dafa, maktabda ko'rishdik. Undan sonra men hamesha ya'ni avvalindasi bo'lganim uchun irtibot keldik, gapirishdik va sayrmadilar. Undan sonra Afsunda zindagisi bilan va Afsunda bizlar mutaassifona Afsunda nima bo'ldi? Shahid bo'ldi. Afsun shahid bo'lgandan beri katta bir dard, katta bir g'am bo'ldi bizlarga, hamsinflariga, hamma bizga. Va bu Afsunda shahid bo'ldi dedingiz. Qachon shahid bo'ldi? Qayerda shahid bo'ldi? Afg'onistonga yaqin qo'mon tarafidan shahid bo'ldi. Ve bunu topxonani nimalari ichiga aytmamam lozim. Ya'ni bu mavzularga gapirmamoq lozim. O yüzden ko'p u mavzuga kira olmayman, ama Afsun shahid bo'lgan bir hamsinfim. Shahid bo'lgan boshqa hamsinflarimning qatliga mutaassifona Afg'onistonga biz har roz 12 yilga ko'p javoni bizni qo'ldan berdi va ko'p hamsinflar bizni qo'ldan berdi. Afsun ulardan bir tanasi edi va Afsunning hikoyasini menga ko'proq muhim qilgan, ko'proq uni yozmamda nima sabab bo'lgan bir mavzu. Afsunda arqasidan bo'lgan gaplar va g'ayra va buki Afsun ya'ni ko'rinishga boshqa bir shaklga bo'lmasligi rama bo'lmasligi qaraganga Afsun ko'p qabiy va qudratman bir qiz edi va ko'p mutafovut taqdiratlar ijod qildi ham o'z zindagisiga, ham bizlarning zindagimizga va ham atrofimdagi boshqa qiz va xotinlarning zindagisiga. Ya'ni bu kitobga siz Afsunni qaysi qirralarini olib chiqqansiz, uni qaysi muammolarga qaratgansiz va uni qanday shaklda yozgansiz? Shu raqamki, men Afsunni Afg'onistondagi bir nafarga Afsunni qaytish nechtani bo'di bor. Bir bo'di shuki, Afg'onistonga shu avlodlarga yashagan javonlar 2015-2020 yillariga yashagan Afg'oniston javonlari buni o'qiguncha o'zlarini o'rga his qiladilar. Tamomi xotiralari dubora ularga keladiki, ya Afg'onistonga bizlar shu raqam bir narsa yashab edik, Afg'onistonga shu raqam bir narsa bo'lib edi, bizdan ketib edi. Ammo bo'ldi ikkinchi bo'ldiki, buni ko'proq muhim bo'ldi men uchun va boshqa atrofimdagi yaqin oilam uchun. Shu ediki, Afsun bir 15-16 yoshidagi bir javon, agar Afg'onistonga ketsa va bundan avval hech bir zamon Afg'onistonni borasiga hech bir bilgisi bo'lmasa, faqat kitoblarga yo ham xabarlarga Afg'onistonni ko'rgan bo'lsa, nima narsalar bilan ro'baro bo'ladi, nima mushkullarni ko'radi, yo ham ko'rgan narsalarini muqobiliga qandoq bir psixologik va
normal bir nima bera olaman, aksilamal bera olaman, buni ko'proq ustiga ketdik. Ke masalan afsun vaqti ke Kabul ketadi, Kabulga nimalarni ko'radilar, Kabulda nima edi bo'lar, Kabulda atrofi, Kabul ichiga bo'lgan gaplar, xabarlar va bu vaqti bir afg'on mohajiri bir kishvarga yashaydi, mohajir bo'lib yo ham u yerga kishvarga jangdan ketadi, pas o'z kishvarga kela olmaydi. Agar kelsa, tamomi o'sha balga yo tamomi o'sha qog'ozda qoliga hammasi mansux bo'ladi. Shuningdek, o'zingiz aytingiz, Xotirjon, aytingizki, masalan, 12 yil maktab davriga siz ko'plab do'stlaringizni yo'qotdingiz, chunki amniyat yaxshi bo'lmagan, portlashlar bo'lgan. Lekin aynan siz Afsun haqida yozgansiz. Uni shaxsiyat haqida bizga aytib bera olasizmi? Qanday bir shaxsiyati bor edi uni? Afsun saf, ammo aqlli bir qizdi. Shunaqamki, Afsunni ko'rgan bir nafar faqat masalan ko'p yaxshi kiyinadi, ko'p yaxshi ketadi, keladi, ko'p yaxshi dans raqs qiladi. Biz buni bilan Afsunni tanirdik. Ammo Afsunni yaxshi tanigandan sonra, yaxshi uning hikoyasi hayotiga kirgandan sonra Afsunni ichidagi qudratni, Afsunni ko'mak qilgan insonlarni ko'rgandan sonra biz Afsunni sog'ra sog'ra tanidik. Ya'ni mutasaffona shahid bo'lgandan beri uni ko'proq yaxshi tanidik va romandagi hikoya ham shu raqam ilerlaydiki, Afsun avval ko'p sof bir qiz, faqat dunyoning rangi dunyoni boshqa bir rangi ko'radi. O'zini bir boshqa bir dunyosi bor, boshini ichiga, zindagisiga hamesha musbat fikr qiladi. Va birdan bu shok, mutafot bir shokka mavjud bo'ladi. Otasining otasi tarafidan ko'p yomon ko'zlar ko'radilar va ayni shaklga o'yga, o'ydichiga kelgan gaplar va g'ayra. Afsun faqat bir kitob emas, ya'ni menga kelgan kommentlarga qaraganimda, kitobga komment berib, meni da'vat qilgan insonlarga kommentiga qaraganda Afsun sırf bir qissa emas, Afsun bir majmua. Ya'ni agar inson ketib, Xoryo, Shamol Afg'oniston, O'zbekmishin mantiqalarining agar bir filmini nima qilsa edi, film olmoq bo'lsa edi o'sha Afg'onistondan 2015-2020 arasida, ancha ya'ni Afsun romanidagi kitobda aytilganlargacha ya'ni o'shancha bo'la oladi. Ikkisi ayni og'irlikka bo'la oladi. Xotirjon, men bu aks haqida so'ramoqchiman. Aynan nega bu aksni kitobga tanlagansiz? Bu qizning aksini. Aynan. Bu qizning aksi men kitobga bo'lgan mavzularga ko'p murtabit bu qizning aksi. Agar oldingizda kitob bo'lsa ko'rsatishingiz mumkin. Tabi. Qizni men o'zim tanimayman. Buni o'sha nafariki nimani pochta kitobda pochtani tuzaltdi. U menga bir necha tana nima majmua berdi, tuzatdilar. Va so'ngra men bularni qadidan bir tanasini intihob qildim. Qaysisiga nima bo'lsa, bu aksni menga mutafot qilgan bir narsa shu ediki, qiz ko'p insonlarni qadidan, ya'ni bu psixoloji lozimdan menga ko'p musbat bir nima berdi, enerji berdi. Uncha insonni qadidan bir qiz qaraydi. Hammasi ko'p islomga va insoniyatga bo'lmagan bir qo'shish qadriga qolgan va bir tana mayda bir qiz bor, ko'p xushro'y bir shaklga, ko'p dardli bir shaklga kameraga qaraydi va u aksni o'shanda Jalolobod Ningaror Afg'onistondan olingan bir aks ke zotan ko'p mashhur bo'ldi bu aks ham albatta bo'ladi. Ayni shaklda Afsunni arka qo'shiga inshaalloh bir oy bo'lmadan biz ikkinchi chopga ketdik. Bordagi nimalar ham farq qildi. Bordan Turkiyadan nima navisindalar, ko'p tanilmish siyosatmadorlar va g'ayra komment berdilar kitobni borasiga va kommentlar kitobga bo'ladi inshaalloh. Ikkinchi nimaga chopga Afsunni arqa qo'shiga bir daraxt shakliga va bir gaza shakliga tapa shakliga bir fotograf aks istifoda qildik. Bu akslarning ma'nosi, har qaysi ma'nosi kitobda bor.
kitapta nəmanı ifadə qıladı? Biz kubraq kitabdakı mavzulanı bu poşləgə nəmə qılmaq istədi? Yəni, bir nəfər alıb kitabda oqılmaq üçün olsa, ya kitabda oqıqəndən sonra poşə qarab əyən bölgə bu əks şu manada gələkən aytadı. Ki, Açıqla bilgən sizlər. Afsündü, aynen, afsündü şu bir tona daraq bölgən yazanı üstüge toprak qoydu. Va onun üçün bu aksi bo'lib istifoda qilingan. Albatta ijtimoiy tarmoqlarda imzo chekish yig'ilishlaridan, mahfallardan akslarni ko'rdik. Sizning kitobingizni taslim olganlar, o'qiganlar qanday kutib oldi? Nimalar feedback berdilar? Nima dedilar? Yaxshi kutib oldilarmi? Feedback bilan kunidagi keldi, meni istediğimden ve mesela ben taban aval kitap insanla nima koment beredi kop kop heyecanlı bir şekilde ben muntazir edim ki beni muntazir bölgenin komentlerden kop kop ya bir nima var, hoşbinli var, bir, her kim menge zang uğradı, tabrik aytadı ve fakat tabrik bilen zangla kalmaydı. Kop say kop nima rakamga yani 20-30 tane şu hal hazırda insanlar davet kılgan onlarda kitap imza kılmak için tam bunlarda danışkalarda ve başka şehirlerde bizlere muntazırlar ki afsunuyla da imza kılmalı. Bunun yanı gel kitap şu vakitte hal hazırda kim okuyan olsa dünya çapında yaxşı yer ve joyda olardık. Bizde de komment vergen ki ikinci ki bu kitapta bir ayda kalmayıp birinci nümasını çapını hatim kılıp ikinci çapta kırması bunu göster bunu özü nüma belli kıladı. Bizler için Türkiye'ye bizlere aynı şekilde Türkiye'deki Pantunu Gazi'nin dünyaya bölgen caygahı çok mühim. Pindan siz bahsettiniz. Aynı şekilde biz kitapta Pantunu Gazi diyor ki satı Türkiye'ye her neçi yılda bir birinci bölgede ve satı dünyaya derecesi var. Bu Pantun tarafından kitap cayza aldı. Ki bu mayda bir gapı masada benim için hem kitap için hem ve başka Afgan kızları için hem ucayza hem aldığında şu rakamdır ucayza. Tebrikleyim. Teşekkür. Ve bu hem nehadı kalem. Çok yakışı. Endi Xotirajon, bu kitob turkiy tilida yozilgan. Siz buni boshqa tillar, o'zbek, arabcha va yo fors tilida o'qirishga niyatingiz bormi? Tamam, kitobni farsi va o'zbeki tarjimalari uchun menga ko'p pishnoq keldi. Ki ularni qatidan bir tanasini avval intixob qilib, so'ngra bir-ikki tanasiga qabul, ya'ni so'zlashmani nima imzo qildim. Ama ondan evvel Kanada'da şu hal hazırda kitap İngilizce tercüme bölüldü. Ve kitapta ilk evvel bir şu bir neçi bölünmesini, başını okuyan bir İngiliz, Kanada'yı bir nime yaz, nevisinde. Kup yakışı bir koment verip kitapta varası ki, yani vakan ben onu okuyunca çok çok esasatı buldum ve çok hoş buldum onu anlamasından kumanda. Yani sadece cihanga tonla inşallah çok kan vakte sadece cihanga bu kitap bu okuladı de bir anlaması var, bazdidi var kitaptan. Çok yaxşı. Çok hoş geldi. İngilizce, Farsi ve Özbekçe çok yakın bir zamanda kolumuzda buladı. Yaxshi bir mujdat albatta Afg'onistonda sizni ko'rib turgan yosh qizlar uchun ham. Bu endi Xotirjon, bu sizning ilk kitobingizmi? Kelajakka biron rejalaringiz bormi? Boshqa kitob yozish kabi? Bu ilk kitob, ammo chunki men birga o'qiman. Uning uchun vaqtim ko'p kam bo'ladi. Ammo inshaalloh taban ikkinchi kitobim birimizga bor. Uning ustigam ishlaymiz. Şu vaqtdan ikinci kitob uchun Türkiye'ye bir necha tane tanınmış, ko'p yaxshi tanınmış chopxonalar nima qilgan, lütfen bizlar bilan ishlanglar deb nima bergan, belgi berganlar.
İnşallah ulamınan bakar ikinci kitap diyen çıkarabiz. Tamam siz nemeye Afganistan'daki yaş kızlar bizlere kurak iş vakti nema bir umut bulad aytasız. Afsun men özümden kurak o kızlar için yazılgan bir kitap. Ve men ulanı hem mesele salamım var. Ulanı himmetige, ulanı kutlayışıge bir minderce salamım var. Çünkü ulanı kuvveti, ulanı hürmeti üç kayısımızda belki men özümden agar Afganistan'a kalıbı, 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 vaziyette kalırdım. Ulan hem mesele selamım var. Afsun ulan sesi, Afsun hem bizde sesimiz. Hala olsa da biz hem ket almıyor biz vatanımız. Ya ulan çıkalım edilen. İnşallah hem biz kop kop yaşıyoruz da ekelabız. Yani tamam kızlara bir payamım var. Beni vakti ki Türkiye'ye gelmeden evvel yani menge yani öldürdüğünün şehirden başka bir şehirden ket almaysan deyip menge nime keledi, koment keledi. Hakkın yok. Ya ham okuyalmaysan bas şuca. Bu rakam komentle keledi. Başka şehir emez, başka bir kişilerde gittim. Başka bir kişilerde tıp okuyup, o kişilerde her kim yapırgeni ve kitabını okuyan bir kızga, kız gördüm. Afganistan'da kalan her kız benden kop yaxshiroq, ko'p-ko'p quvvatmandroq, ki men dunyo mutmainman kula, mendan ko'p yaxshi muvaffaqiyatlarga imzo otadim. Yani de uşendik uzingiz aytingiz, siz Afganistan'dan kelip mana Türkiye'ye ders o'qiyapsiz. Sizne sınıfdoshlaringiz, sizne dugonalaringiz hozir Afganistan'da uyda qolib ketgan. Ular bilan gaplashganingizda, mana bu kitobingiz haqida gapirganingizda, ular qanaqa his qilyapti, nimalar deyapti? Ularni masalan uyga qolgani sizni qanchalik xafa qilgan hozir? Kitapta yani çok vakt aval çıkan edin. Benim şu maktablarına mahkem bölüşü, ulanı pantolonu ket olma işi. Ulanı kop yani gözümde başımda bir de kop buna kaldım, kırkıldım. Ve öltürüp bir yarım ay bütün hemen yakınım, tanıganım, her kız için harici burslara saptanam kaldım. Hocayı ki kolumdan geledi. Kendime bölsün. Her kim, bütün Afgan kızlar o hisoratdan, uzundan çıkmağı gerek. Çünkü ulanı kudretige ve ulanı ilmige bağlarım var idi. Kolumdan gelgençe bu mavzuda ki ula çıksın, tahsil kılsın, bu cahilede yaşatsın. Özümde nımaklamam, iş kılamam. Ki Afsunam, vakam ki Afsunam ula için yazılgan bir kitap. Ulanın tanınması için, ulanın sesi bulmak için yazılgan bir kitap. Yani uzaktan oturup kompyuterde arkasıyla yazılgan bir kitap emas. Xotirajon, albatta yana ham sizni adabiy ijodingiz bilan tabriklayman, ishlaringizga omadlar tilab qolaman. Oldingizda kitobingiz bor ekan. O'sha o'zingiz xushingiz kelgan bir baxshini o'qing bizlarga. Shu bilan birga men sizdan vidolashaman. Ama Türkiye bölgeni için bizlerini korup türgen binindelerden mazeret tilap ki inşallah yakın vakitte başka tillege tercüme kılıp ulanı hizmetine koyamam kitapta Türkiye okuyamam ve mazeret tilayman okan ki başka öz tilimizde, ana tilimizde, tanıcılık ya kolumuzda yok. Efsun 237. bölümden bir parça. Canım yanıyordu. Babamla konuştukça, onu düşündükçe ve kardeşlerimi gördükçe kahroluyordum. Ne yazık ki babamı hayattayken ben onu kaybetmiştim. Bizi böylesine bir duruma bıraktıktan sonra bir kez olsun merak bile etmediği, arayıp halimi sormadığı ve gözlerime bile bakmadığı yüzör döneminde babam yokmuş gibi acı çektim. Babam ölür. Herkes seni babasız bilir. Ağlarsın. Mezarına gider konuşursun. En azından ona ait bir şeyler vardır. Buna bakar, özlem duyarsın. Zamanda ölüme çare yok da kalbine taş basarsın. Ama benim gibi her saniye buna bir şey olacak diye korkuyla yaşamazsın. En acı vereni de sen hala onu merak edip bunları yaşarken bunun umrunda bile olmadığını görerek hayatına devam etmen ve bu durumu kabullenmeye çalışmandır. Efsun 19. bölüm. O'zbek merosi dasturi davom etadi.
O'zbekistonning Shohi Mardon qishlog'i noodatiy bir maskan. Hududiy jihatdan O'zbekistonga tegishli bo'lsa ham, chor atrofi Qirg'iziston bilan o'ralgan va u yerga faqat Qirg'iziston hududini bosib o'tib borish mumkin. Bu holat Markaziy Osiyo davlatlari shurolaridan mustaqillikka erishganidan so'ng noqulayliklar yaratib kelgan. Shohi Mardon ham ziyoratgoh va ham go'zal tabiati tufayli oromgoh sifatida ko'plarni o'ziga jalb etadi. U yerda yashovchilar boshqa har yerda bo'lganidek oddiy insonlar. O'zbekistonlik xabarnigor Ahror Ziyo Shohi Mardonlik ayol hayoti haqida hikoya qiladi. Shohi Mardon qishlog'ida tong otdi. Inoyat aya Qayumova tong sahar uyg'onib ishga kirishadi. Mollarimni tayini tozalab, sog'ib, hammasini yig'ishtirib, o'sha vaqtidagi yem hashaylarini berib chiqaman. Ana keyin sigir sutini saralaydi aya, qaymoq chiqaradi. Sog'ib chiqqan sutlarimni separator qilaman, qaymoq chiqaraman, sutini pishiraman. Xohlasam yog'li qattiq qilaman, xohlasam shu separatordan chiqarib, qattiq o'tib suzma qilaman. Shaharga berib yuboraman. Bolalar yeydi, ortganini bozorda sotishib pulini jo'natishadi menga yem hashakka. Shu qiladigan ishim. Kunda shunaqa yana abetda yana qaytariladi. Kechpayt yana sog'amiz. Qaymoq chiqarib non bilan iste'mol qilinglar deb aya bizni dasturxon tomon chorladi. Rosti yangi chiqarilgan qaymoqni ta'mi ham bo'lak. Dasturxon ustida aya bilan suhbatlashdik. O'sha nima ingliz tilidan dars beradi. Ingliz tilidan dars beradi. 3 nafar farzandi bor. Hammasi oliy ma'lumotli. Ularning biri Angliyada, yana biri Amerika Qo'shma Shtatlarida tahsil olgan. Ammo farzandlarini o'qitish oson bo'lmaganini aytadi aya bizga. Xo'jayin ikkalamiz dushanbadan shanbigacha mojaro qilib o'tirardik. Bolalar kelsa qana qilib qo'liga pul top beramiz. Qanday qilamiz, nima qilamiz? Yaxshi ham shu mollarda bori, sigirlarda sog'ib sutini, sut qatig'ini qattiq yog'ini yo'q qilib sotib, ularni kelishiga kvartira puli, yo'l kirasini qilib tayyor qilib turardik. Shanba bozor hech narsa bilmagandek shunday xotirjam o'tirib, yedirib, ichirib, bolalarni sumkasini to'lg'izib jo'natardik. Inoyat aya mana shu qishloqda dunyoga kelgan. Mana shu manzilga turmushga chiqdi. Qishlog'ini juda yaxshi ko'rishini aytadi. Farzandlari bir necha marotaba shahar dan uy olib ketmoqchi ham bo'ldilar. Endi shaharga ketganim shunaqa toza havo, shu mehnat qilib qilgan uylarimni tashab ketgim keladi. Bormayman, ayniqsa chorvalarimni. Uy ishlari emas. Aya tog' bag'ridan namataklarni terib keladi. Saralaydi, quritadi, so'ngra uni xaridorlarga yetkazib beradi. Aytishicha, bir necha kasalliklarga davo ekan bu namatak. Namataklarda tog'lardan, soylarda bo'yidan terib kelamiz. Endi uni quritib, tozalab sotamiz. Aptekalarga topshiramiz. Qaynatib ichgani odamlar olib ketishadi. O'zbekistonning Farg'ona viloyatidagi qishki qovun saqlovchilar qishloqda qovunni qish uchun qanday saqlash lozim? Ayollar bu kasbdan qancha foyda olishmoqda? Guzorishni tomosha qiling. Beshariqning andorxoniga kelganmisiz? Bu yerdagi samimiy xalq bilan uchrashib, ularning kundaligiga guvoh bo'lganmisiz? Yozning jaziramasida dehqonlarning mehnatlari evaziga o'stirilgan qovun navlari cho'llardan olib kelinib, katta-kichik qilinib, saralanadi. Boshqa narsasini qilasiz. Aslida qovun navlari may oyiga qadar saqlanadi. Shu sababli ilgaylarga erinish uchun qovg'a ip vazifasini bajaradi. Ayollar mana shu ishga kunlik jalb qilinadi. Munisxon opa Do'stmatova ko'p yillardan buyon shu ish bilan shug'ullanadi. Aytishlarga qaraganda, zovur bo'ylardan uzib kelingan qovg'a bir kun davomida suvda turishi kerak. Mayin bo'lish uchun. Kim mana qovunni mana qornlariga ham qovab, chiroyli turish uchun. Bir kunda opaning o'zi 400 tagacha qovunni boylashi mumkin, ammo uning ham o'ziga yarasha mashaqqati bor. Endi buni boylaganingizda qo'llar og'riydi, oyoqlarga og'riqlar keladi. Ayollar qovg'a bilan boylab bergan qovunlar maxsus xonaga olib kiriladi. Shu yerda mart oyiga qadar saqlanadi. Xona sovuq, yoni va tepalari teshilgan bo'ladi. Bir xilda nazorat qilib turilishi kerak. Nilufar Opag'ulom va ana shunday mas'uliyatli ishni amalga oshiradi. 7 metrga 5 metr bo'lgan xonada 5000 tadan ko'proq qovun ilgan. Chirib bir-biriga o'tib ketishi mumkin. O'shaning uchun biz har kuni buni nazorat qilib, birma-bir ko'rib, qo'ldan o'tkazib turamiz. Nilufar opaning turmush o'rtog'i cho'llardan qovunlarni o'stirgan bo'lsa, toki may oyiga qadar saqlab berish opaning vazifasi sanaladi. Hozirki biroz arzon narxda, bahorgacha saqlansa uning qadri oshadi, foydasi yaxshigina bo'ladi deydi opa biz bilan suhbatda. O'g'illarimizni, qizlarimizni o'qityapmiz, mana byudjetda kontrayda o'qishyapti, kontraylarni to'layapmiz. Xudoga shukr, mana shu dehqonchilikni ketidan bo'lyapti. Agarda qovun saqlanadigan xona harorati sovib ketsa, opa darhol isitishga tushadi. Har kuni har birini birma-bir ko'zdan kechiradi.
bizim nonimiz bo'lganligi uchun biz ularni shunday ehtiyotlab, izozlab turamiz. Ular bilan sirlashib, qo'xonaga kirgandan keyin ularni birma-bir ko'rib chiqamiz. Bu qovunlarning xaridori naqd Qirg'iziston, Tojikiston, Qozog'iston, Rossiya singari mamlakatlarga olib ketadilar. Qovunlarni ilishimiz bilan, xonaga olib kirib ilishimiz bilan xaridor kelishni boshlaydi. Ular o'zlariga ma'qulini tanlab olib ketishadi. Shuna qilib, sekin-sekin yengillatib sotaveramiz. Andarxonliklarning 80% qovunchilik bilan shug'ullanadi. Ayollar esa qovun boylash va uning parvarishi bilan band. Farg'ona viloyati O'zbekistonning aholi eng zich yashaydigan hududi. Mamlakat bo'ylab shahar va qishloqlardagi hayot ko'pda keskin farq qiladi. Ammo o'zbekistonlik xabarnigor Ahror Ziyo tayyorlagan guzorishdan ayon bo'lishicha, odamlar bu kabi qishloq hayotiga o'rganishgan va hatto shahardagi hayotdan ko'ra afzal bilishadi. Qishloqda erta tong otadi. Bu yerda istiqomat qiluvchilar ham sahar uyg'onib yumushlarini bajarishga kirishadilar. Zuhraya Soqvaning xonadonidamiz. Oilaning bir kunlik faoliyatini ko'zdan kechirdik. Bitta sigirlari bor, yaqinda boralapti. Sut beradi. Aya sigir sog'ishga kirishdi. Kelinlar endi sog'adi, men ham sog'aman. Borib, yo'llariga kirib qarashaman. Non qilamiz, xamir qilishadi qizlar. Nonlar qilishadi, o'tinlarni olib kelib yaxshi beraman. Uyni o'yib etsam, ovqatga beraman. Bittasi yo'q bo'lsa, bittasi bor bo'lsa, ay kelasi boru deb choy damlayman. Peshkalarga qaraymiz qishlarda. Oilaning kichik kelini Shahnoza opa ham nonushta tayyorlashga kirishadi. Ko'cha boshidan suv olib keladi. So'ngra olov yoqib, qumg'onda choy qaynatadi. Aytishlaricha, qumg'on choyi juda shirin bo'ladi. Nonushta tayyorlangunga qadar Zuhrayaning nabiralari qo'y qo'zilarni yaylovga olib chiqadilar. Oyog'i chigalini yozib kelishimiz kerak deydi bolalar. Qishloqda hayoti yaxshi. Shu yetishtirish yaxshi, meva-chevalari yaxshi. Mana shu dehqonchiliklar bilan nevara chiqardik, to'ylarda qildik. Qizlarni o'qityapmiz. Shahnoza opa Farg'ona shahridan bu qishloqqa kelin bo'lib tushganiga 15 yil bo'libdi. Shaharlik kelin qishloq sharoitiga ko'nikishi qiyin kechmagan. Sharoitlarimiz shu. Yaxshi, nolimayman. Qiyin unchalik bo'lmagan. O'zimizda ham ko'p o'choq, tandirlarda non yopib nimalar qilganmiz. Uncha qiyin bo'lmagan. Qo'ni-qo'shni mehr-oqibat yaxshi. Keng dalalar, ochiq havo. Oilaning katta kelinining ismi ham Shahnoza opa. Asosiy yumushlarni shu ayol bajaradi. Toza havo mazza mehnat qilsangiz yayraysiz. Hali bitta joyda tozalasangiz ham bag'ringiz ochiladi. Bir narsa yetishtirsangiz ham qo'lingiz bilan yesangiz mazza qilasiz. Qo'ni-qo'shni mahalla juda hali mehrli-da. Misolchun shaharda qo'shningizni tanimaysiz. Baytda yaqacha tanimiz. 7 mahallani bilamiz. Cholli kampirning xonadoni qish kunlari issiq bo'lishi kerak. Muhsin aka ularning xonadonlari uchun o'tin maydalaydi, ko'mir olib kiradi. So'ngra Mo'minjon ota xonadonini isitishga kirishadi. Ko'mir solib qo'yamiz. O'sha kunlarni olamiz, o'tinlar yoqamiz, pechkalar yoqamiz, suvlarni isitamiz, choylarni hamlaymiz. Hamma yo'q o'zimiz bo'ynimizga. O'rganib qolganmiz chiniq bunga. Bir pasta xonadon isidi. Oila bir yerga yig'ilib nonushta qiladilar. Shaharliklarga qishda ba'zida havas qilib ketaman, gaz, suv, bitta joyda biz u yoqqa suvga chiqamiz-da. Keyin mehnat qilgan kam bo'lmasa ekan. Yuramiz harakat qilib. Shaharda ortiqcha havas qilmayman. Qishloq yaxshi, qo'lingiz bilan hamma yetishadi. Toza havoda yuramiz, bir ham keng. Shaharga borsam qisilib qolaman. Ana keyin hamma o'z ishiga kirishadi. Oilaning katta kelini issiqxona tomon boradi. Bu yerda limonlarni pishkanlarni uzib chiqadi. Xaridorlari bor.